2020 ve Aydın Sultanhisar Atça Mahallesi'ndeyiz ve Yağdere Mahalle Köyü'ndeyiz. Yaklaşık %60-70 eğimin olduğu, neredeyse 80'e bile vurabilir hali bir incir bahçesi. Konumuz kök uyuzu. Kök uyuzu haliyle. Ve aynı zamanda çelik marazı usuller de var beraber. Üreticimiz, incir üreticimiz Sayın Halil Duran Beyefendi. Halil abi, rekor gelişim ürünü geçen sene kullandınız tabandan. Yaprak gübresi, rekor gübre yaprak gübresi de üstten bu sene uyguladığınız halde. Neler oluyor bir anlatır mısınız? Ya. Yaklaşalım şöyle, kamera çok dik. Yani uçmayalım şöyle, şunu gösterelim. Şuradan. Bu ağaç yaprak... durumu neydi? Bu ağaç, kaç yaşında bir ağaçtı? Bayağı... Bu ağaç kaç yaşında bir ağaçtı? Asırlık ağaçtım. Bu yani yaşını bilmiyorum ama. Şunu bayağı... gösterelim şunu. Çok götürdüm. Bu yakıldı ağaç. Yakıldıktan sonra ben bunu kestim. Kestikten sonra üstüne toprak attım. Yani dibinden filizler çıkmaya başladı. Rekor gelişim. Yani rekor gelişten sonra. Evet. Şu ağaçta şeydi, sapsardın. Yani kendini geldi yani şu kendine geldi. Yani kendini geldi yani. Olur muydu peki böyle normal şartlarda? Normal şartta olan. Beğenmemiş olsaydım şu ağaç köküne kadar gittiğini kökünü söktüm attırdım yani. Yani şu an hızlı bir şekilde. Hızlı şu an aşırı kaçıntı gidiyor da hala da gidiyor yani çalışıyor yani. Evet. Halbuki göbekten. Bugün bir fidan dikseydiniz. Ta ya kaç sene sonra aşağı bu noktaya geliyor. Bir 3 sene sonra önce yani. Evet. 3 yılda. Şöyle hani... bahçemizi çekelim. Şu tarlamızı görüyoruz. Biraz dik. Kameramanı da kontrol edelim. İsterseniz elinizden tutayım. Şöyle ha. Şöyle bahçeyi çekelim. Ha, çelik marazı da var burada bu arada. Onu neyse aşağıda gösteririz artık. Ağaçlarda çelik marazı da vardı. Onlar toparlanmış zaten. Onları göstereceğiz. Evet. Yavaş yavaş. Ya bu sene diktiğimiz fidan bunlar şu an. Bu sene diktiğimiz. Bu sene, bu yılın fidanlar. 2020 yılında diktiniz. 2020 dikilen fidan. Evet. Evet. 2020 yılında diktiniz. Evet. Gelelim böyle. Arası şartları böyle. Evet. Burası biraz dik olduğu için. Eyvah. Biraz daha toprak kuru. Çok dik yani. Yürümek kolay değil. Bu videoyu iyi izleyin çünkü bakın görüyorsunuz buralara gelmek kolay olmuyor. Ya biraz daha dik araz olduğu için burası. Evet. Yavaş olalım. Acele etmeye gerek yok. Bahçeyi. Biraz kuru ot olduğu için, yeni biçtiğim için buralar ben. Çorumlar için. Kaygan. Evet. Yani. Yılan var mı senin buralarda? Var var. Yılan. Çok mu var? Yılan çok buralarda. Buralarda çok diyorsunuz. Evet. Evet. Serhan dikkat et. Buralara kayı çok şey, kepçeler katılırken buralar. Taş çok çıktı altından. Evet, kök uyuzu konumuz. Yani bu ağaçı çok götürdün yani. Bu ağaç yani bunu da verdim. Bu da şu an bize çok iyi kaçırdı. Başladı. Evet. İşte bak yem yeşil yani yaprakla verdikten sonra. Çekelim şu yaprakları anne be. İşte bak. Şuna bak şu kaçıntılar çok iyi gidiyor şu an. Geçersem, doğuşlar nasıl şu anda? Şu an doğuşlar bunu çok iyi gidiyor. Şu an. Evet. Bunu da iyi gidiyor. Önce bir gösterelim şu. Bakın yıkılan dal burada. Gövdesi bu yıkılıp durdum. Bu onu... Yıkılıp duruyor muydu, yıkılıyor muydu? Yıkıldı. Aa, yıkıldı, yıkıldım bu, yıkıldım. Yıkıldım, bunu kestim ben, bu evet. Zayıftın. Bu gübre yıkıldıktan sonra bağış kendine gelmeye başladı, bu büyüme başladı. Evet, yani. Kalkıp, kalktı diyorsunuz. Yani kalktı yani yukarı doğru, yavaş yavaş kalktı. Şimdi, burada tabii sadece çelik marazını vesairesini önlemek değil, aynı zamanda verim ve kalite içinde gördüğünüz gibi hızlı bir ürün. Hızlı yani yemyeşil yani. Bu geçen sene sapsardım bu ağaçlara yani. Evet. Demek öyle yok ki sadece yani. Sadece bozuk ağaçları kurtarmak için değil, toparlamak için değil, gerek tabandan gerek yapraktan uygulamalarımızı, ürünlerimizi. Bu buralar çok sardın yani. Bu şeyi kullanmakta olsa. Şunlar sar ediyorsunuz mesela. Evet şunlar var. Şu ağaçlarını çekelim. Şurada bir çelik marazı da gösterelim. Buyurun gelin. Burada var mıydı çelik marazı? Bunda da vardı. Bu küçük durdu yani düzeldi yani. Gösterin bakalım. Şu siyahlığa gitmeye başladı bir anda. Kararım bu ulan. Evet. Daha büyük dallarda yani daha var. Şu an kök aktı dibinden. Birden daha da fazla. Bu kadar yoktum bunda. Evet. Yani bu gübre bittiğim zaman biraz da kök aşağı gitti yani. Şu. Evet. Ben şimdi size şunu söyleyeceğim. Buralar tabii sulanmayan yerler. Bunlar o yüzden sulanmıyor. Ürünlerimiz özellikle verildiği zaman su hissetmez. Zaten taban ürünümüz rekor gelişim. Hatta su toprak nemini koruyan üründür. Yaprak gübremiz de, rekor gübre yaprak gübresini de yapraktan uyguladığımızda kesinlikle ve kesinlikle bir ekstra su hissetmez. Hatta su stresine karşı da ciddi direnç gösterir. Bunu bilin hali öncelikle. Ve incir ağaçlarımız da kullanımla alakalı detayları da ayrıca diğer videoları biraz mesela daha çekeceğiz. Mesela şu odu baba. Oraya gitmeyelim abi. Hayır hayır. Karşıdan bakacağız karşıdan. Şu. Karşıdan görebiliyorsak ama şart. O ağacın biraz dibinde var. Çok şey yani çıktı yani dibinden. Onun yatıp durun. Şuradan gösterebiliyorsak ha. Bak daha şu yukarıdaki. Evet. Dibinden filizler çıktı yani. Dibinden çıktı tekrar. Yani çıktı doğru. Yani. Şartlar böyle. Onu da kestirdim. Şu ağaçları hep attığımız ağaçlar. Hem bunu rekor attım. Gelişim. Bunu attım. Onları attım. Hem yaprak gübresi attığımız hem yaprak, ağaçlar. Bunlar daha iyi ağaçlardı. Daha güzel fark ediyorsunuz. Bunlar daha güzel yani. Şu an çok iyi gidip duruyor yani. Şu ağaçlar bakın. Şunlar hep. Bunlar da var. Gelelim böyle gelelim. Şunlar daha güzel.
Ondan sonra kapatacağız. Kameraman birazdan üstüne yuvarlanırsa hiç yaşma. Eyvallah. Aman abi yavaş. Halil Bey, Yağdere köyündeyiz değil mi? Evet, Yağdere köyü. Evet. Şimdi doğuşlar başlamış bu arada. Evet, doğuşlar başlamış. Nasıl gözüküyor doğuşlarımız bu arada? Yaprak gübresi ciddi manada doğuş tetikleyemiyorumdur, bilginiz olsun haliyle. Daha hala da gidiyor yani, çoğu sürgünden nasıl, hala sürgün gidiyor. Nasıl sürgün, kalını nasıl? Kalını iyi yani. Şu. Gösterelim yakından. Tabii. Şöyle bir. İyi yani. Baş parmağınıza yakın. Şu. Evet. Evet. Şöyle daha hala da çalışıyor yani. Yapraklar yemişil yani. Yemişildir. Yani tamam. Haziran'ın 5'inde 6'ında ziyiz. Yani evet, bunlar da yine sarı bozuk ağaçlardı hepsi. Bunlar hep bozuk. Hepsi bozuk. Ekonomiye döndü. Peki tabii. Hemen şunu söyleyeyim. Bahçenin genel verimi geçen yıl arttı mı? Arttı tabii. Dönem ekranı. Tabii. Geçen yıl gene ne kadar arttı? Allah aşağı kadar bir bini geçti yani şu an. İki kat diyorsun. İki kat attı yani şu 300 müydü eskiden? Kaçtı? 300-500. Daha önce bu bozuk şeylerden attı. 300 falan oluyordu. 350 alıyordum. Sonraki yıllar yine aşağı kadar 500-600 falan. 6 öyle. En fazla o kadar alıyordum. O kadar alıyordum. Şimdi bu sabah bir tonu geçtik yani. Bir tonu aşağı kadar geçtik biraz yani. Daha toparlansa? Biraz daha toparlansa. Gidiyor diyorsunuz. Gidiyor yani. Verim de artırıyor. Ağaçlarınızı kurtardı yani, tabii. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Şimdiden işlerinize yani başarılar diyorum. Ben zor, şartlarınız zor. İklim bu arada nasıldı? İklimler bir sıcak oluyor, bir yavaş olduğu için yani iklimler uymuyor. Yani birbirine uymadığı için. Evet. Zor yani bu bir arada. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Evet. Atça'dan